Hazır mıyız? Hazır. Fişek bitti baba. Cümleten selamünaleyküm. Tüfeğimle atışa gittim. Atıştan sonra da temizliğinin videosunu çekeceğim. Bunu benden bir kişi istemişti. Bu videoda gördükleriniz doğru bilgi değildir. Ya da böyle yapılması gerekiyor. Anlamı çıkarılmasın lütfen. Ben bu şekilde yapıyorum. İki türlü temizleme video, yani iki türlü temizleme çeşidim var benim. Bir tanesi az atış yaparsam, çok kirlenmediyse harbi çekerim. Sağını solunu elimdeki bezle silerim, kaldırırım. Eğer ki çok pislendi, kirlendiyse bu sefer detaylı böyle bütün parçaları söküp de temizliyorum. Bu videoda ben detaylı temizlik yapacağım. Dediğim gibi tekrardan söylüyorum, doğru bilgi değildir. Bu benim yaptığım şekildir. Yanlışsa da siz bana söyleyin, kardeş bu yanlış diye ben kendi yanlışımı düzelteyim. Hemen hızlıca başlayacağım. İlk önce fener aparatımı sökmem gerekiyor. Umarım da videoda çıkıyordur. Yani böyle yüzlerce video var ama benden bir kişi istediği için ben atmak istedim videosunu. Yoksa bu işleri profesyonel yapan insanlar var. Tüfeğimle de yakın zamanda atışa gittim bilerek. Temizlemedim ki videosunu çekeyim. Bir kişi bile olsa, bir kişi için bile video çekerim. Yeter ki birine faydalı olsun. Tüfek aparatımı söktüm. Bakayım videodan gözüküyor mu buralar? Evet evet gözüküyor. Somonumu söküyorum şimdi. Sabitleme somonu bu. Şimdi tüfeğimi bu şekilde alamıyorum. Pompalı birazcık böyle vurduğumda evet ayırmış oldum. Kundağından da namlumu aldım. Kundağından da ayırdım. Şimdi bunları ben bir kenara alacağım. Burada bile o kadar çok pislik var ki. Barut bilmem ne. Bir silip bunu kaldırayım, yere koyayım. Uğraşmayayım bir daha bununla. Bu arada tüfeğin atış videolarını atıyorum. Ama dik çektiğimiz için normal video olarak atamadım. Sadece short videosu olarak atabildim. Bakmak isteyenler oradan bakabilir, ulaşabilir. Yan şekilde atışa gittiğim zaman yan şekilde video da çekebilirim öyle bir talep gelirse. Ben öncelikle bir eldivenimi giymek istiyorum. Ellerimi çok berbat etmek istemiyorum. Bu arada bu işlemleri ev içinde yapmıyorum ben normalde. Balkonum çok müsait buna. Balkonumda yapıyorum. Çünkü bu sıktığımız malzemeler birazcık kapalı ortamda olmaması gereken, solunmaması gereken malzemeler. Tabi biz neleri soluyoruz normal yaşarken, o ayrı da. Bakın şöyle göstereyim. Baya baya kirlendi tüfek. Güzel atış günü yaptım. Kontrol edelim. Bu da böyle bu şekilde. Baya kirli. Parçalarımı ayırayım. Mekanizmamız da bu. Hem tüfeği de bir sürü atış yaptım. Ona rağmen bir bakın yani. Şu ana kadar herhangi bir şey yaşamadım tüfekte. Renk atması, bir şey olması, bir şey olması yani. Şuralara bant çekmiştim. Bir tek onun izi var. Onlar da temizlenince gidecek şimdi. Atışta bizim 3M bantlar düştü. Ama bu yağ geldiği için düştüğünü düşünüyorum. Bundan önce iyi götürmüştü yani kendini. Şimdi ben harbi çekerken bunu çekmiyorum. Sadece şu ikisini kullanıyorum. Önce bir harbiyle kalıntılarını alacağım. Bu temizleyici, yağlayıcı bir sprey. Bunu temizlik için kullanıyorum. Burada hem silah yağım var hem de Derya'nın fabrika yağı var. Bu kalın bir yağdır. Bununla temizledikten sonra ya bunu kullanıyorum ya da çok hafif bir beze alıp bezle bu yağla siliyorum ki hafif yağlı kalsın bir dahaki atışa kadar diye. Hızlıca çekmeye çalışıyorum bir de. Kimsenin vaktini almayayım.
Evet, 4 dakika olmuş. Tamam, ilk önce bir şununla parçacıkları, çocukları alırız. Şimdi ilk önce namluma harbi çekiyorum şu şekilde. Daha sonra da bu yumuşak uçlu olanla birkaç kere böyle aşağı yukarı İçinde herhangi bir kalıntı bir şey yok. Namlu içini yağlamaya gerek duymuyorum. Ben kendim. Şimdi temizleme spreyimi alacağım. Boca edeceğim. O barutlar, kalıntılar gitsin diye. Şuraya da sıkacağım. Bakın. Bayağı sıkıntı. Evet. Şöyle koyacağım. Bunu da buradan dışarı atsın diye bu şekilde. Bu hem yağlayıcı özelliği var, hem de temizleyici özelliği var. WD-40 gibi düşünebiliriz ama tüfekler için. Bakın buralara kadar çıktı hep. Şunlara da sıkayım hem bant izleri gitsin. Birazcık böyle bekleteceğim. İyice bir süzülsün, kendine gelsin. Ben de videoyu durdurayım. Temizlerken gene başlayacağım. Odada havalansın. Evet. Temizleme işlemim bitti. Bakın. Bayağı tertemiz oldu. Mekanizmanın hali de bu. Bir sürü atış yapmama rağmen sadece burada boyası gitmiş. Başka da hiçbir şey yok. Şimdi yağlayacağım. Sonra da bezden sileceğim. Hafif yağlı şekilde toplayacağım. Burayı da sildim. Bütün pisliği, akan giden pisliği, bütün mekanizma her şey temizlendi şu an. Yağlamada da ben şöyle yapacağım. Bundan bu yağı kullanacağım yani. Şöyle iyice nüfuz ediyor. Bu güzel de oluyor. Her yerini çok güzel yağlıyorum. Aynı fabrikanın gönderdiği gibi. Sonra da kabasını siliyorum. Hafif yağlı şekilde kalıyor. Böyle elimle de sürüyorum her yerine. Videonun başında da söyledim ama belki orayı atlayanlar için yine de söyleyeyim. Bu doğru bir yöntemdir veya değildir ben bilmiyorum. Ben sadece bu şekilde yapıyorum. Yanlışsa da bana söylersiniz, kardeş bu şekil yanlış, bu şekilde olmaz. Ben de ona göre kendi yanlışlarımı düzeltirim. Şimdi burada tırnaklar var, kaşık var. Sıkmıyor bu arada. Heh, şimdi baktı birazcık. Bunları da yağlıyorum ben. Hatta bildiğime göre fazla yağlı bırakmak da paslanmaya neden olan bir şeymiş. Fazla da yağlı bırakmayacaksın diyorlar.
Yağlayıp yağlayacağım tamamen bu kadar. Şunu da şuradan yağ alıp birazcık sağına soluna sürtelim. Şimdi elimde gördüğünüz bu bezle kabasını alacağım. Sileceğim her yerini. Birleştirirken videoyu gene başlatırım. Tüfeğimdeki yağları sildim. Şöyle göstereyim. Şimdi toplayacağım. Topladıktan sonra en son bir bez daha atacağım. Bitti gitti. Bu kadar. Toplama aşamasına geçiyorum. Mekanizmamı bu şekilde taktım. Bu şekilde. Taktıktan sonra şurada bir pay kalıyor. Bu pay en dibe kadar gidecek. Şöyle elimizle birkaç tık vurmamız yetiyor. Bir. Yetti. Direkt oturdu. Sabitleme somunumu takıyorum. İyice sıktım. Aparatımı takıyorum. Vidalıyorum. En son elimle şöyle bir üstten siliyorum. Bitti bu kadar. Videoyu uzatmamak adına bunları göstermeyeceğim.